Sayın Ali Koç'un açıklamaları devam ediyor. Mali açıdan bahsedilen rakamların çok çok üzerinde borçlar olduğu ifade ediliyor. Hani acı tabloyu ortaya serme denir ya biraz da Ali Koç şu anda o acı tabloyu ortaya seriyor. Belki de o konuşmaların sonunda Fenerbahçe taraftarına da beklentilerini ne boyutu tutmaları gerektiğini veya transferlerin, e, ee, bu acı tablonun neresinde yer alacağına dair bazı fikirler de verecektir diye tahmin ediyorum. İki ayırmak gerekiyor kesinlikle bu az yıldırım dönemini. 2008'e kadar olan ve 2008 sonrası. Bunda 3 Temmuz sürecinde etkisi vardır. Ama Sayın Ali Koç'un da söylediği gibi her şeyi de sadece bunu açıklayamayız. Ali Koç gelir gelmez kulübün en önemli eksikleri olan şeyleri halletmeye başladı. Bir, Fenerbahçe kulübünün Fenerbahçe taraflarıyla olan o, o kopuk bağlantısını çok iyi bir şekilde yeniden kurdu. Yani o sadece kombine kuyrukları, işte e, ürün satışları değil. Bir kere bu iş gönülden kalpten başladı. Fenerbahçe taraftarı artık küsmüştü. Yani azildirim yönetimine küsmüştü zaten Stad'a gelen taraftar sayısında da. Bizim evin yani Stad'ın oradaki benim oturduğum yerin maç günü heyecansızlığı yerine Ali Koç'u gelir gelmez, abi basket maçı var, e, tamam çok önemli iş falan ama Abi herkes de futbol forması varmış meğerse ya. Bizim komşular hiç ben görmedim futbol maç günleri geçen sezon. O heyecanı tekrar yaratması. Artı en önemlilerinden bu iş altın ordudan oyuncu alma. Geleceğin oyuncularının potansiyele göre oyuncuları alma. Bunları doğru seçme. Barış alıcı gerçekten çok iyi şu ezber artık bozulmalı. Fenerbahçe hazır oyuncu lazım efendim. Kardeşim git fast futçu o zaman. Ya bir düş artık kulübün yakasından bu zihniyet. Ya bir de Bütün görüyoruz. kulüplerimizin düş ya. Biz, Manyak mısınız başına? Bir de görüyoruz yani. ki... adamlar salak mı? Barcelona'ydı, Real Madrid'di, Liverpool'du, Manchester salak mı adamlar? Devamlı 16 oyunda için işte oyuncuları alıyorlar. Geliştirme takımları var. Bilmiş bilmiş konuşuyorlar. Geçen bizim çocuğu hastaneye götürdüm. Bir arkadaş geldi. Ali Bay Ali Koç niye transfer yapmıyor? Sen Ali Koç'u Ali Koç olduğun için değil ki. Zengin diye sevmişsin kardeşim dedim yani. Sustu önüne baktı. Böyle şey olur mu abi? Adamın vizyonu bir kere çok zengin. Sen buna bak. Ya hakikaten ben bu konuda çok sinirleniyorum ya. Hazır oyuncu lazım bize. Yok ya. Sen evde yemek de yapmazsın. O zaman borcu takarsın işte sürekli hazır yemek söylersen. Ben daha iyi yapıyorum abi köfte. Ne alacağım ben o Amerikan restoranlarını? Niye alayım ki? Ben daha iyi yapıyorum. Yarı fiyatını yapıyorum. Sağlıklı. Eşim daha iyi yapıyor. Biz bir de bir olduk mu ailede. Acayip. Futbolda da böyle abi. Bu altyapıyı üst yapıyı birleştireceksin. 3 tip oyuncu olacak 33 kişilik kadroda. 11 tane A takım oyuncusu. İşte mesela örnek verelim. Fenerbahçe'de Josef böyle bir oyuncudur. Giuliano böyle bir oyuncudur. Giuliano özellikle hani neticeye de direkt tesir edebilecek bir oyuncu ya. 11 tane oyuncu da şöyle olacak. yarım maliyette Giuliano'nun işte Josef'in yarım maliyetinde olan alternatif oyuncular. Bunların arasında işte Altın Ordu'dan alınanlar gibi ve başka yetenekli gençler, işte Ferdi gibi. Bu oyuncuların maliyeti daha düşük ama potansiyel olarak birkaç yıl içinde 11'in değişilmez oyuncusu olabilecek. Artık orada oyuncuya kalmış. 8 milyon Ozan'a verdim mi oldu. Olur mu öyle şey ya? O paraya kendin yetiştireceksin. 8 milyon euroyu altyapıya yatırırsan iki tane zaten böyle en kötü ihtimalle bir Ozan Tufan yetiştirirsin. Ozan Tufan hem sağ bek hem stoper hem orta sağ oynuyordu Bursa Spor'dayken. Yani milli takımda da hatırla. Hı hı. E, almakla olmuyor işte. Oyuncunun karakteri, zihniyeti bunların hepsinin senin kulübüne uyması gerek. Sen büyük takımsın bir kere. İç sahada Türkiye'de sürekli hücum oynayacaksın. Daha yetenekli oyuncular olacak. Ki insanlar maça gelecek. Yetenek yanı sıra gençlik de insanı heyecanlandırıyor. Barış alıcı ilk kez izleyen herkes bana Ali Bey haklı mısınız? Ne haklıymışım abi? Ne haklı olacağım? Kör adam olsa hisseder be. Süper işte bir proje var orada yapılmış Altın Cengiz Ünder'i alıyor adamlar. Roma'da nasıl oynuyor? Başakşehir aktarmalı. Sen niye almıyorsun ki zamanında? E al işte abi ne kadar iyi kaleci Berke. Ne olacak? Volkan Demirel 90 yaşına kadar mı oynayacak abicim yani? Herhalde onun bir alternatifini hazırlaman gerekiyor. Ne Kamenisi? Kameni geçici çözümdür. Bir sene kiralarsın tamam. Öyle değil mi? maliyetleri Kesinlikle. işte kulübü verir falan. Abi sen de yetiştireceksin ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ya bu en iyi takımlara bak. Real Madrid'e, Barcelona'ya, işte Liverpool'a falan. Manchester United'a. Ya tamam işte Modric'i de alıyor, Kroos'u da alıyor ama icabında Ronaldo'yu satıp orada çok cüzi fiyata aldığı işte Asensio'larla, işte Lucas Vazquez'lerle sezona başlıyor. Borha var mesela. Bak gör nasıl oynayacak şimdi. Altyapıdan aldılar. Yani altyapı, altyapıdan yetiştirdiler. Yani direkt Real Madrid'de yetişmedi doğma büyüme de. Onları alacaksın abi 15-16 yaşında alacaksın sen onları geliştirme takımı kuracaksın. Yoksa bu borç tablosu ortaya çıkar ya. Tabii ki hep hazır yeme olur mu ya? Hazır oyuncu lazım. Ha hazır oyuncu Guiza çok hazır oyuncuydu gerçekten çıldırtmayın beni ya. kontratak forveti Mallorca'nın 14 milyon euro. Şimdiki kurla hesaplayalım mı kaç lira? Yapmayalım kötülük yapmış oluruz. Adilik de yapmış oluruz. Ne kadar kızarsak kızalım da adalet duygumuzu yitirmeyelim. Hakikaten ciddi söylüyorum ya. Ama buraya kadar yani artık yeter ya. Adam işte al Türkiye'nin en zengin 10 adamından bir tanesi ya. Onun zengin olsaydı sadece cebinden para yatırmakla onu yapar da adam zaten. Zaten 50 milyon dolar hibe ettiğini Daha söylemiş. Daha ne yapacak adam ya abi şeyi de mi yapacak ya? Da zamanda da yaptı adam söylemiyor ben sana söyleyeyim yani mütebak. Adamın Fenerbahçe Cami bu saygı görmesinin sebeplerinden bir tanesi. El altından demeyelim yani gayet legal yani yanlış anlaşılmasın. Ama verdiğini söylemiyor adam. Babası da öyleydi. Öyle hatta Allah uzun ömür versin. Rami Koç yıllarca Beşiktaş'ta Süleyman Seba ya hani hiç bankadan borç almayın kredileri alırken faiz yüksek oluyor. Ben vereyim olunca bana aynen geri verin diye. E Süleyman Seba da hemen günü gününe para geri gelmez ödüyordu. E aynı babadan oğula geçmiş Beşiktaşlılık geçmemiş Fenerbahçeli olmuş. O da güzel hikaye ben sana söyleyeyim. Hani kolay değil mi abi? bize kolay babamız hangi takım tutuyorsa değil mi Keremciğim sen de öylesin ben de öyleyim. Bu daha farklı bir hikaye. Ya bırak ya Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'nin en zengin olan adamından bir tanesi zaten ya. Championship Manager, Futbol Manager'da bile yapamıyorsun ha bu transferleri. Ben anlamıyorum ki. Diyorlar ki şunu niye almadılar? Oğlum ben oyunda alamıyorum ya. Bak bana diyor ki adam. Fenerbahçe basacak parayı Ali Koç. Ha? Abdülkadir'le Yusuf'u alacak. Yok ya. Trabzon, Fenerbahçe edildi rekabeti bunca yıl. Bunlar hiç önemli değil değil mi ya? Ya dünyayı kendisinden ibaret eden diyor adam. Onun paşa gönlü için oynanacak. Al işte ne kadar borçlar çıkıyor ortaya. Türkiye'de en fazla yıllarca maçına gidilen kulüpler bunlar Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Olsa öbür kulüpler o kadar Herkes şaşırıyor. Erzurumspor'un niye borcu var? Elazığspor niye bu halde? Kaçım en zengin kulüpler o halde ise daha zengin olan kulüplerin daha beter durumda olması çok normal çünkü geliri daha düşük ya. Tamam artık ya. Hakikaten tamam bir kafayı değiştirin ya. Bizim mesleğimizde hasta etmeyin artık ya. Vallahi yolda bir kişi daha niye almıyor falan filan derse. Aleyce Ece çıldırdı. Git sen al falan diyeceğim. <laughs> Hadi ver parayı alalım ya. Adama bak ya. E cebinde 10 lira yok. Geliyor adama diyor ki niye almıyorsun? Sen aldın mı kombini almadın. Sen kulübün formasını aldın mı almadın. Gelmiş anlatıyorsun ondan sonra ya. ya sen ne katkın oldu ki? Hayır, niye senin zevkine ya? Öbür adamlar da tutuyor takımı. Niye senin dediğin olacak? Abi genel konsensüs artık yapacak bir şey yok. Borçlar ortada. Bütün kulüplerimizin borçları ortada. Lütfen artık ya gerçekten. Onu niye almadı bunu niye almadı? Ya Hames Rodriguez'i niye almadı diye kızıyorlar adama ya. Peki, Vallahi biz. ben olsam hakikaten alırım hortumu kafalarına suskarım bu. Ama iyilik olur bu sıcakta değil mi? O suyu sıkmak. Hames Rodriguez'i niye almıyor diye adama kızılır mı abi Türk kulübü başkanına ya? Peki. Kerem pardon konu uzadı Yok, ama. Yok Yani, kaç e,